Beyindeki çipler her şeyi alabildiği için hı hı. bir süre sonra enerjiyi ve elektrik akımını e, senin bir avatarına yani senin bir robotik formuna da gönderebilecek. Yani internette yaşayan bir oytun olabilecek. Çünkü hı hı. bütün hislerini ve davranışlarını o yapacak. Bunun bir ötesi daha robotlaşma. Yani robotlar, e, senin e, senden o oytunun robotunu düşün. Hı hı. Benim e, beynimden gelen bütün enerjiyi ve elektrik e, şeyini. O yapacak yani senin bir tane gezinen robot bir kopyan olacak. O zaman yavaş yavaş bizi şeyle mi alıştırıyorlar Oytun Hocam? Şimdi yapay zekalı. Bu yani hafta bu biliyorsunuz esasında... ünlüler hep yapay zekalı yapılmış fotoğraflarını paylaştılar. Tamam işte. Yapay zeka işte bu. Yani bir süre sonra beyninizdeki bütün bilgi hı hı. cihazda transfer edecek. Ve siz ölseniz bile cihazda yaşayacaksınız. Tabi bu biraz da kafan aklına giden bir proje. Çünkü insanın e, sorun çıkaran organları böbrek ve kalp. Ondan 100 yaşına pek geçemiyoruz. Hmm. Ama sadece kafayı alıp, sadece kafayı bir cihaza bağlayıp, bizim bu bypass cihazları var, ekmo evet. cihazı diyoruz. O seni yaşatır. Beslenmen de gereksiz. İçine şekerini, yağını koyarsın. Beyin çalışmaya devam eder. E, beyinde de elektrotlar var. Sen de bir kafaya montesin. Ama ne kafa bu? Aha. Bir robot. robot. Robotu sen gibi yönetebilirsin. Yani bir ölümsüzlük projesi ortaya çıkarmak Oo. üzere. Oo çok evet, enteresan. Evet. Yine ezber bozdurmaya başladınız. hocam. bu kafa naklinin, yani kafa nakli şu kafanın cihazlara naklinin ilk basamağı. Gerçekten şu anda daha olmasın uzak. Ama uzak. olacak. olacak. Yani evet. Önümüzdeki 20-20 seneye, 15 seneye bunu göreceksin. Evet.